Bazıları acı sever. Madem böyle çiçeği falan kabul ediyor, dün niye dans etmedi? Hani yani affetmeye gelmiş. Her şeyi kabul ediyor, evet. Göstermelik yaptığı için. Affetmeye gelmiş olan insan dansa da kalkar. Hatta birlikte aynı istediği hayatta hiçbir şey ortak kabul şarkıları çalmış. Yani. Madem daha affetmedi. İşte burada bir terazi var, tamam mı? Bir tarafta hediyeler gelsin, bir tarafta da affetmem. Bence ne kadar normal değil. Aslında içinden neler geçiyor da hani kötü görünürüm diye bu şekilde davranıyor. Evet. Ki neler yapacak da aslında. Karakterini saklıyor ya, başka hiçbir şey değil yani. Orayı da görmek isterdim aslında. Ha, o bakışları var, öyle bir süzüyor ki. Tabii canım. Ben sana şunu söyleyeyim mi? İçimizdeki hiç kimse onun kadar kavgacı değilmiş. Ben bunu anladım. Ne kadar düşman olsak da birbirimize, hiçbirimiz erkek arkadaşlarımıza şikayet etmedik. Ama o bile bile bunu yaptı. Arkadaşlar. Tamam, ben Fatma'yı 2 gündür tanıyorum. Burada Serhan'ı da koruduğumu, Fatma'yı da koruduğumu sakın düşünmeyin, bir şey söyleyeceğim. Demin ben kahve içerken, özellikle konuşurken Serhan'la... hani bana bu söyleniyor, şöyle oluyor falan diyerekten konuşuyor. Ki Serhan'ın aniden yükseldiğini bilen bir kız, 3,5 yıldır tanıyan bir kız. Serhan'ın zaten sevgilisi geldikten sonra bir şey olursa nasıl yükselir diye korkularım var benim. Ben hani gerçekten tırsıyorum ikisi evet. Bir aradayken. Çünkü dün sordum, dedim ki aranızda bir sohbet geçtiğinde aileye yansıtır mısın? Tabii annemi arayıp hemen söylerim dedi. Abi bu kız demedi mi ben size laf getirmem? Arayıp anneme söylerim diyen bir kız. Burada da Serhan'a bizi şikayet ediyor. Özür dilerim, bak ben sizin aranız iyiyim. İyi. Sizin onun aranız kötü. Benim aram iyi Fatma'yla ama yani şimdi bir erkekle konuşurken her şeyi anlatmamak lazım. Her şeyi detaya kadar girmemek lazım. Ki bence 2 kişi arasında olan şeyler 2 kişi arasında kalmalı. Özellikle eşler arasında olan. Ya bir de kızlar elindeki şeyi... Erkekler evine ben anlatmaya gerek yok, anladın mı? Gerçekten Serhan evet. Çok fevri davranan biri. Burada bir saattir kız doldurdu ve Serhan bize hiçbir şey söylemeden bu kapıdan gitti. Serhan işine geldiği zaman iyi davranıyor. Mesela hatırladınız mı? Bana ilk iyiydi, ondan sonra Nurçin geldiğinde hani Cansel'in maskesini düşürelim falan dedi. Bir dengesizliği. Ondan sonra Eser'le baktı, ters düşüyor bilmem ne. Sonra geri döndü, benimle iyi olmaya çalıştı. Çünkü başka çaresi yoktu. Ve burada hepiniz, özellikle sana, size ve sana da aynı şey yaptı. Senden de dün özür diledi. Bu yüzden Serhan'ın asıl amacı sizinle iyi geçirmek değil. Tabii tamamen de. Oy kaybetmemek, irite edici, yani kötü kendini kötü gösteren bir görüntü çizmeye çalışıyor. Şu an hepimize melek, arkadaşlar. Kanatlı melek ben resmen. Ben gözlerinden anlıyorum. Gelip orada afiyet olsun derken böyle manalı söylüyor bunu. Evet. Gözümüze sokmaya çalışıyor böyle. Fark aferin kız sana. Biz Fatma'yla geçen gün tartıştık ya, ekrana verildi görüntü. Normalde benim bildiğim Serhan daha önce o görüntüleri izlediği an kesin bana oradan bir şey söylemesi gerekiyordu. Ama sırf Fatma'ya döndü ve hiçbir şey olmamış gibi devam etti. İyi görünmeye çalışıyor. Serhan'ı hepimiz tanıyoruz arkadaşlar. Serhan tribüne oynuyor. Çünkü haftalarda Serhan yazılıyor. Erkekler eve birinci geldiği için kalıyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki ya diyor bu hafta diyor kızlar eve birinci gelirse... Ve diyor ben yine yazılırsam diyor, ben gidersem Fatma evde kalırsa diyor ne olacak diyor. Bundan feci derecede korkuyor ve bizim onu yazmamamız için hepimizin yüzüne gülmeye çalışıyor. Eğer böyle bir durum olursa, ama eğer Serhan dışarıdan bu kızı izlerse. Serhan'a. Bilemiyorum yani. O kadar bariz belli ki hani oy kaybetmemek için. İyimser davrandı. Çünkü bir iyi bir kötü. İşine gelince. Ya iyi. Fatma burada olmasa yine aynı şekilde davranacak bize ya. Aynı muameleyi uygulayacak. Tabii aynı ki. Şekilde aşağılayacak bizi. Eğer Murat'ın ricası olmasa gerçekten ben de bu kadar şey davranmazdım. Yüzüne bile bakmazdım. Yağmurlu havada su yok diyen bir insanım ben ona. Ben yer miyim bunları Murat'ın ya? Murat'ın hatırı var diye gerçekten böyle. Ama arkadaşlar korkuyorum böyle bir insanın. Korkuyorum bir yanda erkek gücü var yani karşımızda. Bizim programımızda dikleşmemek lazım. Senin değil miydi zaten? Bana ait bir şey zarar vermezsin ama kendi malım. O yüzden verebilirsin. Tamam mı? Senin o zaten, benim değil. Benim olsaydı o şekilde bir zarar veremezdim. Senin olan şeylere de zarar vermemi ister misin? Versene. Vereyim mi? Versene. Vereyim mi? Mesela benim burada olan tek bir şey var, Serhan. Versene. Başka şeylerim de var. Ver. Onlara zarar vermemi ister misin? Mesela? Ha? Mesela? Ne güzel olmuş. Ver bakalım. Ver çok bakalım. Güzel olmuş ya. Çok ver mutlu bakalım. Olmuş şu anda. Böyle daha güzel durdu bak. Ben getirmedim onu. Bunu böyle köşeye koyacağım. Var ya sizin işte saygısızlığınız. Neyse tamam. Bak bu böyle duracak. Bu sizin saygısızlığınız. Takılsın olur mu?
Bugün Melisciğimin canı sıkıldı. Gitti Serhan'ı düşünerekten Fatma'ya aldığı o oyuncak aslanı parçaladı. İyi de yaptı. Serhan da bence zaten o oyuncak aslan gibi sahte. Ara ara da bunu zaten açık veriyor. Umarım en kısa zamanda huzurumuz yerine gelir. Biliyor musunuz benim ikinci mesleğim bahçıvanlık. Hayırdır niye? Yeni işe mi başladın? Ne yapacaksın? Birilerini kırpacak anladık. Çırp şey biçmek. Bugün bir şeyler budamak istiyorum. Hayda. Yapma güzelim. Ben hay. Yapma. Yani yapmak Melis yapma. Anlayacağım da sen niye bu kadar saldırıyorsun? Melis yapma Melis. Yani sen yap. O yapmasın. Sen Melis yaparsan yapma. Anlamı vardı. O yaparsa evet, yapar, onun bir anlamı yani. Yok da zaten. Sen ne günah var? Yazık günah. Sen elinde kumanda mı var senin Melis mi? Melis'i dürtüyorum. Kendi iradesi. Yapma. Alacaksın gözün önünde. Makası da alacaksın. Ay yazık tutacağım. Ben üzülürüm şak. Ya. Şak. Bu da senaryo için. Ben çiçeğe üzülürüm. Şak. Şak. Hadi canım. Kalk o zaman. Hayır hayır. Hadi hayır. Kalk. Görelim Melis. Öyle şak şık şuku. Hayır. Hayır. İzleyelim. Yapın. Sakın. He. Sakın. Buradan bir yaprak kesin. O benim manevi verecek. Değerlerime zarar veriyordu. Sakın. Kusura bakmasın ben bunu. Sakın. Manevi yapma. Yapma. Temas yok. Bak, yapma Melis. Temas yok. Şu an senin yaptığın çok büyük temas saygısızlık. Yok. Ben sana şu an vurmak için temas yapmıyorum. Sakın. Temas yok. Bak sakın. Koluma dokunma. Lütfen. Ay. Koluma dokunma. Bırakır mısın? Bu bir canlı zaten. Sen bunu nasıl kesiyorsun? Canlı değil canım. Canlı sahte. Bu. Neresi sahte? Sahte bu. Sahte. Bak sahte canım. Hayır sahte. Sakın. Bak sahte. Bırakır mısın? Kokmuyor bile. Karnısı ne kok? Sen hayatında orkide mi görmüşsün? Canlı bu. Yaprağına bak. Bak sararır mı böyle yapma çiçek? Hayatım görmüyor musun sahte? Sen hayatında hiç orkide görmemişsin. Duyuyorum. Duyuyorum. Sakın. Plastik daha canlı bu. Daha iyi çıkacak. Yaprağı böyle olur mu? Bu diyorum. Bırak. Bu diyorum. Bir çiçeğe zarar veriyorsun. Aa, ya bırakır mısınız? Bırakmıyorum. Bu diyorum, bu diyorum. Evet, yaprakları çiçek. Benim ikinci mesleğim bahçıvanlık diyorum. Bu gerçek bir çiçek. Bak sen bir canlıya zarar veriyorsun. Zarar vermiyorum. Ben diyorum. Sen şu an bir canı kestin. Bu diyorum bebeğim. Bu bir canlı. Sizin yok mu? Sizin çiçeğe böceğe de mi saygınız yok? Canlı bu. Serhan'a yok, bana yok, çiçeğe de mi yok? Buduyorum, buduyorum. Bırakır mısın çiçeğimi? Dalga geçti, anladın mı? Onun da burada... Bu çiçek kesilmesin şu an burada. Kesildi bile, bak yerde. Al yapıştır. Ben burayı terk ederim bu çiçekten bir yaprak gelirse. Ben çıkıyorum ya. Tamam, çık. Siz bana bunu yaptırmaya çalışıyorsunuz ama bırak bak. Çık hadi. Bırak. Hadi çık. Sen, bırak. Bırak. Suratın çok fazla da açıyor. Bırakır mısınız? Bırakmazsak da apart, ne yapacak? Ya ben, of vallahi ben dayanamıyorum ya. Ay Serhan mı kokuyor? Ay. Ben dayanamıyorum. Keşke kokusunu üstüne bırakaydı da koklasaydın. Bugün kızlar daha eve girer girmez bana, dün Eser'i öpmediğim için beni nezaketsizlikle suçladılar. Sonra Melis bana hediye ettiği aslanı paramparça etti. Sonra daha da hızını alamayıp Serhan'ın bana hediye ettiği ve benim için çok önemli bir anlamı olan çiçeği kesti. Fakat ben bunlar karşısında duruşumu bozmayacağım. Böyle şeyler beni sadece daha da güçlendirir. Çok basit özür dilemesi. Arkadaşım ben senin pencerenden göremiyorum. Ben onun yerinde olsam yemin ederim. Yaptığım kıza bu kadar hata, suratına bakamazdım ya. Bakamazdım suratına ya. Ben isterdim bu kadar sahiplenilmek valla. Serhan gibi biriyim ben de. Geçmiş pişkin Serhan pişkin gibi bir de karşıma değil, ama ben böyle sahiplenilmek benden. İsterdim. Sahiplenilmek istersin de yani o kaba kuvvete başvurabilecek bir yapıya sahip ve de böyle aşırı şey. Fevri yani. Ne karakter farklı yani sahipleniyor ama kendine hakim olamıyor. Böyle birinin sahip olmasından hiç olmasın daha iyi yani. Bir aşka bu kadar şey sahip var yani, bir sınırı var bunun. Sınırını gider, bilmedikten sonra ne yarıyor yok, ki? Geri kalan hiç at gitsin yani. Böyle biri sahiplenecekse hiç olmasın. Şu ojeyi versene bana. Kızlar size çek. Çektirir en fazla. Kıza çektirmiyor mu? Nasıl kıza çektirmiyor? Nasıl kız çektirmiş mutlu. Ki ayrılmışlar yani. Böyle bir şey yok. Kendi şu anda alt bile mi gülseydiler durumunda değil mi yani? Arkadaşım zaten. Kıza çektirmişse kız gelip de buraya hediyelerini falan kabul etmez, tamam mı? E çektirmiş işte. Kız dedi, gelmiş buraya affetmeye gelmiş. Hediyelerini kabul ediyor. Güllük gülistanlık çekip kenara konuşabiliyorlar. Kızı ama dinliyor. Ne dedi? O zaman oyun oynuyorlar. Ne diyeceksin? Törpülüyor kendini. Bir şey diyeceğim. Affetmeye geldiyse tabii ki de kabul edecek çiçeği. Ne yapacak? Atacak mı? Ben dile getirdim ya geçen gün bu mevzuyu. Yani başka bir şey yok ki yani bunun. Ne demek yani? Dışarıda diyor ki bu fevri de davranışlarından söyleyemedim. Davranışlarından dolayı ben Serhan'la aram açıldı, uzaklaştım diyor. Ben burada Serhan'ı savunmuyorum. Yaptığı hareketler kıza karşı güzel diyorum.
Kıza karşı güzel. Sizin aranızda ne geçmiş ne geçmemiş beni ilgilendirmiyor. Biz de ona rahat vermeyeceğiz, tamam mı? O erkekler evinde bana tamam. O şekilde arkamdan konuşuyor. Serhan hakkında kıza... konuşuyor. Kusura bakmasın güzel o kıza davranır. Da bu evde rahat yok. Anladın mı? Tamam. Yok. Tamam. Rahat yok. Tamam, kesinlikle yok. Peki. Vermeyeceğiz de. Oo. Aslan ken kediye dönerim şey diyor. Kim istemez ki böyle aslan ken kediye dönerim? Ya ben istemem şahsen. Bak ben net söylüyorum ben istemem ben böyle de, ya kralın karısı mı olmak istersin, kölenin karısı mı? Senin için kimin karısıdır diye söylenmesini istersin. Ben kralın şahsen, bir kölenin karısı olmak istemem. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin.